Kızıl ölüm uzun süredir kırıp geçiriyordu kenti. Hiçbir salgın böylesine öldürücü, böylesine korkunç olmamıştı. Totemi kandı, mührü ise kanın kızılı ve ürküşü. Dayanılmaz sancılar, ansızın baş dönmeleri, sonra gözenekleri boğan bir kanamayla ölüm. Kurbanın gövdesinde özellikle yüzünde beliren kızıl lekeler, onu dostlarının yardımından, sevgisinden yoksun bırakan hastalığın belirtileriydi. Hastalığın açığa çıkması, ilerlemesi ve bitmesi ise yarım saatlik bir işti. Ama Prens Prospero mutluydu, yürekliydi, akıllıydı. Ülkesindeki halkın yarısı hastalıktan yok olup gidince, saraydaki şövalyelerle leydiler arasından sağlığı ve neşesi yerinde olan bin kişi çağırttı. Onlarla birlikte kale gibi bir manastıra uzaklara çekildi. Çok büyük, çok görkemli bir yapıydı bu. Prensin o acayip, o ince beğenisinin bir örneği. Kocaman, sağlam bir duvarla çevrilmişti. Demir kapılar gömülüydü bu duvara. Saraylılar kapılardan girdikten sonra demirci ocakları çekiçler getirildi ve sürgüler eritilip kapatıldı. Amaç, içeridekilerin umutsuzluk ya da çılgınlık nöbetlerine tutulup dışarı çıkmalarını, dışarıdan da içeri girilmesini önlemekti. Manastır erzakla doldurulmuştu tıkabasa. Bu önlemler alındıktan sonra saraylılar kolaylıkla meydan okuyabilirlerdi salgına. Dış dünya kendi başının çaresine baksındı. Bu zamanda yaz tutmak ya da tasalanmak saçmaydı. Prens eğlence adına, keyif adına ne varsa hepsini toplamıştı bir araya. Soytarılar vardı, şarkıcılar vardı, balerinler, çalgıcılar vardı, güzellik vardı, şarap vardı. Bütün bunlar ve güvenlik vardı içeride. Dışarıdaysa kızıl ölüm. Manastıra çekilişinin 5. ya da 6. ayında ay sonuna doğru salgının doruğunu bulduğu sıralar Prens Prospero konukları onuruna aklın alamayacağı kadar görkemli bir maskeli balo düzenledi. Her türlü duyguyu kamçılayan bir baloydu bu. Ama önce size balonun verildiği salonları anlatayım. Hepsi altı salondu. Bir de prensin özel odası. Çoğu kere bu odalar iç içedir. Uzun ve kesintisiz bir görünümleri vardır. Kapılar iki yana sürüldü mü her yer rahatça görülebilir. Prensin acayip şeyleri olan düşkünlüğünden beklenilebileceği gibi burada durum bambaşkaydı. Bölümler öylesine karışık bir şekilde sıralanmıştı ki bakan ancak bir bölümünü belki biraz fazlasını görebiliyordu. Her 18-20 metrede bir keskin bir dönemeç ve her dönemeçte yepyeni bir izlenim. Sağdaki ve soldaki duvarların tam ortasında uzun ve dar bir gotik pencere, odanın girintisini çıkıntısını adım adım izleyen kapalı bir geçite açılıyordu. Bu pencerelerin camları renkliydi. Ama pencerenin açıldığı odanın döşemesindeki baskın renge göre değişiyordu bu renkler. Doğu uçtaki oda masmavi döşenmişti sözgelimi. gelimi. Camlar da canlı mavidendi. İkinci salonun süsleri, halıları erguvan rengindeydi ve burada camlar da erguvandı. Üçüncü oda baştan başa yeşildi, camları da. Dördüncü turuncu döşenmiş, turuncu ışıklarla aydınlatılmıştı. Beşinci beyaz altıncı mor, yedinci salon ise tavanı boydan boya kaplayıp duvarlardan aşağı sarkan kara kadife kilimlerle kefenlenmişti. Kilimler aynı kumaştan aynı renk bir halının üstünde kıvrımlanıyordu. Yalnız bu odada camların rengi döşeminin rengine uymamıştı. Burada kızıldı camlar, koyu kan rengi. Yedi odada da şuraya buraya serpiştirilmiş, tavandan sarkıtılmış altın süs yığınlarının arasında bir tane lambaya ya da şamdana rastlanmıyordu. Ne lamba ışığı ne şamdan ışığı vardı bu iç içe odalarda. Ama geçitin odalara bakan bölümlerinde her pencerenin tam karşısında üç ayaklı demir bir sehpa üstünde bir ateş yanıyor. Renkli camların arasından süzülerek ışığa boğuyordu bitişikteki odayı. Ortalığı cicili bicili acayip görüntüler kaplıyordu.'' Gel gelelim batıdaki kara odada kan renkli camlardan geçip koyu döşemeye yansıyan yalaz ürkünç bir etki yapıyor ve girenlerin yüzlerine öyle çılgın bir anlam veriyordu ki konuklardan ancak bir iki tanesi içeri adım atacak yürekliliği gösterebildi. Yine bu odada batıdaki duvara dev bir fil dişi saat dayanmıştı. Sarkacı sağa sola sallanırken donuk, ağır, tek düze bir ses çıkarıyordu. Yelkovan dönüp de saat başını çalacağı sırada saatin tunç ciğerlerinden duru, tiz ve derin bir ses kopup geliyordu. Tatlı, ezgi dolu bir ses. Ama öyle acayip bir tonu, öyle garip bir vurgusu vardı ki bu sesin. Her saat başı orkestradaki çalgıcılar ister istemez bir an duralayıp kulak veriyorlardı. Valsçilerin dönmeleri de yarıda kalıyordu ve neşeli konuklar durgunlaşıyorlardı bir süre. Saatin vuruşları birbirini izledikçe en coşkunların sarardığı, daha yaşlı başların karmaşık düşüncelere, düşlere dalmışçasına ellerini alınlarına geçirdikleri gözden kaçmıyordu. Ama yankılar bir kere dinmeye görsün, hemen içten bir kahkaha sarıyordu kalabalığı. Çalgıcılar birbirlerine bakıp kendi sinirliliklerini, saçmalıklarını kınamasına gülüşüyorlar. Saatin bir dahaki vuruşunda kesinlikle böylesi duygulara kapılmayacakları konusunda söz veriyorlardı fısıldaşarak. Ne var ki 60 dakikalık süre dolunca ki bu uçan zamanın 3600 saniyesi demektir. Saatin vuruşu yine duyuluyor. Yine eski tedirginlik, eski iç titremesi, eski dalgınlık. Bütün bunlar bir yana gerçekten neşe dolu, görülmemiş bir şölendi bu. Prensin beğenilerine ne tuhaftı. Renkleri ve etkilerini çok iyi biliyordu. Günün sevilip tutulan kalıplarından kaçınmıştı. Tasarıları cesur ve ateşliydi. İnançları barbarca bir parıltı taşırdı. Bazılarına göre delinin biriydi. Ama yakın adamları onun deli olmadığına inanırlardı. Buna kesinlikle inanabilmek için onu duymak, görmek, ona dokunmak gerekiyordu. Bu şenliğin hazırlıklarıyla kendisi ilgilenmiş, yedi odanın düzenlemesini kendi üstlenmiş, konukların giysileriyle bile kendisi uğraşmıştı. İnanın gerçekten groteskti maskeliler. Parlak, görkemli, şaşırtıcı, dokunaklı, neler neler. Hernani'den bu yana görülenlerin tümü yer almıştı şenlikte. Elleri, kolları uyumsuz acayip görevler yüklenmiş çiçekli yapraklı arabesk figürler vardı. Ancak bir delinin hayal gücünden doğabilecek ateşli düşler vardı. Güzelden, düşkünden, acayipten bir sürü iz vardı ortalıkta. Korkunçtan az, iğrençten iz bile yoktu. Yedi odada bir aşağı bir yukarı yığınla düş geziniyordu. Ve bunlar, düşler, içeri dışarı girip çıkıyor, odalardan durmamacasına renk alıyor, orkestranın çaldığı çılgın müziği kendi adımlarının yankısı sandırıyorlardı. Durun, işte kadifeli salondaki fil dişi saat çalıyor. Bir an her şey durdu. Saatin sesinden başka ses duyulmadı. Düşler durdukları yerde dondular. Neyse, seslerin yankısı dindi. Bir an sürmüştü zaten. Ve şimdi kaygısız, yarı ölgün bir kahkaha yüzüyor havada. Onların ardından işte müzik coşuyor yeniden, düşler canlanıyor. Eskisinden daha büyük bir neşeyle bir o yana salınıyorlar, bir bu yana. Sehpalarda ışığı süzen camlardan renk alıyorlar. Gel gelelim, Odaların en batısına düşen yedinci odaya maskelerin hiçbir ayak basmıyor artık. Çünkü gece tükenmek üzeredir ve kar rengi camlardan daha da al bir ışık sızmaktadır. Ve kuzguni döşeme ürkütücüdür. Ve her kim ki kuzguni halıya basar, onun kulağına yanı başındaki fil dişi saatin vuruşu daha karışık, daha boğucu ve vurucu gelir. Oysa ki o teki bölmelerin uzak şenliğine dalanlar böyle duymamaktadırlar saati. Ama öteki bölmeler tepeleme doluydu. Orada yaşamın nabzı çılgınlar gibi atıyordu. Şenliğin çalkantısı her yanı tutmuştu ta ki saat gece yarısını vurmaya başlayana kadar. O sırada demin de söylediğim gibi müzik durdu. Dansçılar yerlerinde kala kaldılar. Her şey eski tedirgin durgunluğuna büründü. Şimdi saat 12 kere vuracaktı. Belki de bu yüzden daha saatin son vuruşlarının son yankıları eriyip gitmeden kalabalıktakilerin birçoğu daha önce hiç kimsenin gözüne çarpmamış bir maskeli konuğun farkına varacak vakti buldular. Yeni konuk üstüne söylentiler önce kulaktan kulağa yayıldı. Sonra kalabalıktan hoşnutsuzluk ve şaşkınlık belirtisi sayılabilecek bir homurtu, bir mırıldanma. En sonunda da korku, ürkü ve iğrenti yükseldi. Size betimlediğim türden bir düşler ve gariplikler dünyasında sıradan biri böyle ilgi uyandıramazdı. Doğrusunu söylemek gerekirse en akla gelmedik maskeler bile kullanılmıştı baloda. Ama yeni gelen herkesten ileri gitmiş, prensin geniş hoşgörüsünü bile aşmıştı. En atak kimselerin yüreklerinde bile duygu damarları görülür ara sıra. Bütün bütüne bitmiş, tükenmiş, yaşamla ölümü aynı derecede anlamsız bulanların bile alaya alamayacağı durumlar vardır. Bütün konuklar yabancının giysilerinde ve takındığı tavırda hiçbir şakacılık, hiçbir incelik belirtisi olmadığı kanısında birleştiler. Yabancı sıska, uzun boyluydu. Tepeden tırnağa bir kefene bürünmüştü. Yüzünü gizleyen maske katılmış bir cesedi öylesine andırıyordu ki en yakından inceleyen bile onu bir cesetten ayırt edemezdi. Yine de bütün bunları hoş karşılayabilir, hiç değilse kötüye almayabilirdi çılgınca eğlenen konuklar. Ne var ki yabancı, kızıl ölüm olmaya öykünmüştü. Üstü başı kan içindeydi. Geniş alnı, yüzünün her yeri o kızıl korkuyla beneklenmişti. Prens Prospero gözleri bu hayalete takılınca Yabancı oynadığı rolün gereklerini yerine getirmek istercesine ağır ve ciddi adımlarla dolaşıyordu valçilerin arasında. İlk anda korkuyla belki de tiksintiyle irkildi. Ama çok geçmeden yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yanı başında duran saraylılara dönerek "Kimdir bu?" diye bağırdı. "Bize bu çirkin oyunu oynamaya kim cesaret edebilir? Hemen yakalayın onu ve maskesini çıkarın. Çıkarın da gün doğarken burçlardan kimi sallandıracağımızı öğrenelim." Prens Proesporo bu sözleri söylerken doğudaki mavi odadaydı. Sesi yedi odada birden çınladı. Çünkü prens cesur, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Müzik o elini sallar sallamaz durmuştu. Prens birkaç soluk yüzlü saraylı ile birlikte mavi odada duruyordu. O konuşurken yanındakiler yabancıya doğru seyirttiler. Önce o sırada yakınlarında bulunan yabancı da kararlı ve ağır adımlarla konuşana yaklaştı giysileriyle, davranışlarıyla, çevredekiler üstünde öyle tuhaf, öyle açıklanmaz bir korku yaratmıştı ki. Hiç kimse onu yakalamaya yeltenmedi. Böylece önüne hiçbir engel çıkmadan prense aralarında bir metre kalana kadar yaklaştı. Ve koca kalabalık söz birliği etmişçesine ortalığı boş bırakıp duvarlara doğru çekilirken o, baştan beri dikkati çeken ağır, ölçülü adımlarıyla Yine hiçbir engelle karşılaşmadan mavi odadan mora geçti, mordan yeşile, yeşilden turuncuya, oradan beyaza ve karaya. O anda öfkeden ve bir anlık korkaklığın verdiği utançtan deliye dönen Prens Prospero yerinden fırladı, koşarak geçti altı odayı. Peşinden kimse gelmiyordu. Herkes korkudan donmuştu sanki. Prensin elinde bir hançer vardı. Gerilen yabancıya hızla yaklaştı. Bir metre kalmıştı aralarında. Son bölmeye kadife odanın bitimine ulaşan yabancı durdu ansızın. Dönüp prensle yüz yüze geldi. Keskin bir çığlık duyuldu. Parıldayan hançer kara halının üstüne düştü. Derken prens Prospero yığıldı halının üstüne. Umutsuzluktan gelen yırtıcı bir cesaretle siyah odaya atıldı şenlikçiler. Fil dişi saatin gölgesinde dimdik kıpırdamadan duran yabancıyı yakaladılar ama hırpaladıkları mezar giysilerinin cesetsi maskenin altında elle tutulur bir beden olmadığını görünce anlatılmaz bir dehşete kapıldılar. Kızıl ölümün varlığı böylelikle açığa çıkmış oldu. Geceleyin bir hırsız gibi gelmişti ve konuklar neşelerinin kana batmış şöleninde teker teker yıkıldılar. Yıkıldıkları yerde öldüler. Ve şenlikçilerin sonuncusu tükenirken fil dişi saatin yaşamı da tükendi. Ve sehbalardaki alevler söndü ve karanlık ve çürüme ve kızıl ölüm hepsini korkunç boyunduruğuna aldı.